Bu kadarı yetmez mi? Bu kadarı yetmedi mi? Şimdi hazır mısın? Teşekkür ederim. Yaptığımız her özgür seçim, sevgi ya da nefretin neden olduğu düşüncelerden doğar. Başka bir seçenek yoktur. Bu gece burada anlatmaya çalıştığım şeyi tek kelimeyle izah etmem gerekseydi, şöyle bir şey söylerdim. Yüreğinizdeki duygular, yüreğinizdeki sevgi, Tanrı budur. Sizleri sizin üzerinizden size anlatıyor. Evet. Adım Daisy. Kitabınızı çok beğendiğimi söylemek istedim. Teşekkür ederim Daisy. Ve bir de hayatımda ilk defa uyanık olmanın ne demek olduğunu gerçekten anlayabiliyorum. Güzel bir duygu değil mi? Muhteşem bir duygu. Sanki bir sırrı açıklamış gibi hissediyorum. Sırrını herkes biliyor. Tek sorunum, bazı arkadaşlarım, hatta ailem, kısmen ilgili olsa bile ruhani bir şey söylesem yüz ifadeleri hemen değişiyor. O bakışı bilirim. Çünkü ben de bugüne kadar aynı bakışı her gün yüzümde taşımış biriyim. Evet, nasıl olduğunu iyi bilirim. İyi haber şu, sen deli değilsin. Güzel. Çünkü ikimiz de deliyiz. Yine birlikte emin ellerdeyiz. Evet. İnsanların sizinle ilgili ne düşündükleri yerine siz ne düşündüğünüze yoğunlaşın. Önemli olan budur. Hiç pişman oldun mu? Çok. Birini anlatsana. Umarım avukat değilsindir. Bugün bulunduğum yere keşke kimseyi incitmeden birçok insanı incitmeden gelmiş olmayı dilerdim. Özellikle de sevdiklerimi. Ama onlar olmasaydı bugün geldiğim bu noktada olmayabilirdim. Bu nedenle bir şeyi anlamak hepimiz için çok önemli. Evren daima iyiliğimiz için çalışır, her zaman. Ve her anlamda, şartlara rağmen, görünümlere rağmen ve en önemlisi bizim bakışımıza rağmen. Bu kadarı da fazla ama.
Anlamadım. Sen iki yüzlü birisin. Tamam tamam, bırakın konuşsun. Oraya çıkmış Tanrı ve sevgiden söz ediyorsun. Sen defalarca evlenmiş ve ayrılmış birisin. Tanrı ile konuşuyorsan bir kadına verdiğin sözü nasıl tutamıyorsun? Bu soruyu kendime kaç defa sorduğumu anlatamam. Hayatımdaki kadınlar hepsi mükemmeldi. Bana karşı benim onlar olduğumdan çok daha iyiydiler. Onlara ihanet ettim. Hayal kırıklığı yaşattım. Çocuklarına da hayal kırıklığı yaşattım. Bunu itiraf ediyorum. Bundan fazlasını söylemem mahremiyetlerinin ihlali olur. Ve ben bunu yapmayacağım. Ama onları bulunduğum yerden, elimden geldiğince sevebilirim. Sevginin desteklediği her jesti, her davranışı sergileyebilirim. Bana bir yalan kitabı yazmışsın gibi geliyor. Demek istediğin şey hepsini uydurduğumsa, cevabım hayır. Senin merak ettiğini ben de merak ettim. İnsanlar bana inanacak mı? Söylediklerime inanacak mı? İşaret ettiğim yere inanacak mı? Sanırım bunun cevabı size kalmış. Her birinize. Tek dileğim bu mesajı göz ardı etmemeniz ve birçok hata yapmış bir ulaktan geldiği için marjinal bir gözle bakmamanızdır. Adım Kay. Öncelikle hatalarınızı saklamadığınız için size teşekkür ederim. Teşekkür ederim Kay. Hepinize minnettarım. Ama gerçek şu ki o hataları bugün bile yapıyorum. Tanrı ile olan bu sohbetler benim için bu yüzden bir mucize. Çünkü hayatımı değiştirmek için en çok ihtiyaç duyduğum bir anda başıma geldiler. Ve istediğim kadar başarılı olup olmadığımı bilemiyorum. Ama bu benim yaşadığım bir şey ve yaşamaya da devam ediyorum. Benim sorum şu. Tanrı'nın bize bir mesajı olsa, hepimiz için çok önemli tek bir mesaj gönderse ve bu tek bir satır olsa, sizce bu ne olurdu? Bunu dört kelimeye sığdırabilirim. Hepiniz beni yanlış anladınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi geceler. Bu uçak biletin. Onda uçuyorsun. Her şey için teşekkür ederim. New York'ta görüşürüz. Hala bir şey yok ha? Çalışıyorum tatlım.
Beni kandıramazsın, hiç anlamıyorum. Tecrübelerim bana... Tecrübelerinin bununla bir ilgisi yok. Hem bunu defalarca konuştuk Neil. Hmm. O tasma boynunda olduğu sürece... kimse sana iş verme riskini göze almaz. Sahi mi? Peki siz burada tam olarak ne yapıyorsunuz? Çoğu zaman sorunları için bizi suçlayan insanlara maaş çeki dağıtırız. Affedersin. Hastane ne söyledi? Birkaç gün içinde toparlanacağımı söylemişlerdi ama neredeyse bir ay oldu. Ya, bence bir şey atlamış gibiler. Ne? Neil, senin boynun kırılmış. Bay Walsh, benim Michael. Hadi Bay Walsh, orada olduğunu biliyorum. Hayır değilim. Kiranı 3 aydır ödemedin. Sana söyledim ben işimi... İşinden oldun. İşimden evet. Evet, bunu biliyorum. Kaza için çok üzgünüm Neil. Ama sen işinden oldun diye ben de olmayacağım. Hadi ama her gün çabalıyorum. Her gün başka bir yeri deniyorum. Arayabileceğin biri yok mu? O insanları uzun zaman önce aradım. Demek istediğim... gidecek bir yerim yok. Beşe kadar vaktim var. Herkes yataklara. Birazdan oradayım. Pijamalarınızı giymezseniz karışmam. Tamam, yakala. Dişlerini fırçaladın mı? Evet. Tamam. Ya sen? Dişler fırçalandı mı? Bu durumda biri sabah kurabiyelere uzaktan bakmak zorunda kalacak. Sizi yatırmak için bir zaman zorunda mıyım? Şimdi Thank you.
Hayır, yanlış yapıyorsun. Geçen defa böyle yapmıştım. Hayır, oranın değil. Hayır, o oraya olmaz. Bırak, kullanma ben. Kılavuzunda öyle yazmıyor. Hayır, o oraya değil. Nasıl yapacağını göstereyim. İpi ağaca bağla. Yüksek bir yere olsun. Böylece gece yarısı kendini öldürmezsin. Keşke o kanvaslardan bir tane alsaydım. Bir ipi çekince açılıyor. Anladığım kadarıyla bu ilk kurduğun çadırın değil mi? Değil mi? Lütfen Tanrım. Burada ölmeme izin verme. Tanrı gözünde maddi ve manevi zenginlik diye bir ayrım yoktur. O kadar ki bu iki kavram birdir. En önemli işlere burun kıvıran bir toplumda yaşıyor olmak size de tuhaf gelmiyor mu? Bununla ne demek istediniz? Bir antrenöre sezon başı 5 milyon ya da bir aktöre bir film için 10 milyon vermekte bir sakınca görmüyoruz. Ama ruhani konularla ilgilenen insanların 5 parasız, fakir ve yokluk içinde olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Tercihen üçünü birden. Bilmiyorum ama ben buna onay verdiğimi hatırlamıyorum. Paranın bize en güzel hediyeleri verenlere verildiği bir dünya hayal edin. Evet. Sanatçılar. Evet. Hemşireler. Evet. İtfaiyeciler. Evet. Polisler. Evet. Yazarlar. Ve anneler. Anneler, evet. Doğru. Anneler. Evet. Bizi birleştiren insanlar bizi bizden ayıran ya da uzaklaştıranlar değil. Böyle bir dünya hayal edin. Bunu yapabiliriz. Çünkü insanlar, onlar biziz. Çünkü biz hep bekleyenler olduk. Her zaman bekledik. 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 Bravo. Ne, uyandın mı? Sana uyandın mı dedim. Bir dakika. Günaydın. Günaydın. Adım Oscar. O çadırdan biraz çıkacak mısın? Ne için? Geç geldiğini biliyorum. Ama burada her şey benden sorulur. Birkaç kuraldan haberdar olman gerekir. Kural mı? Evet, sana hepsini açıklarım. Ama biraz yaklaş ki bağırmak zorunda kalmayayım. Tamam. Güzel. Kira haftalık 25 dolardır. Tuvaletler orada, orayı kullanacaksın.
Temizlikçi bir ay önce işi bıraktı. Anlayacağın, çıkmadan temizlersen bu beni çok mutlu eder, tamam mı? Peki. Arkada gördüğün kulübeler, onların haftalık kirası $75. Evet. Nehir kenarında bir piknik alanı daha var. Orası sadece sadece gerçek kampçılar içindir. Gerçek kampçılar mı? Genelde otomobillerle gelirler. En az 2-3 gün kalırlar ve sonra giderler. Senin gibi gece yarısı çadır ve uyku tulumuyla gelenlere biz buralarda profesyonel kampçı deriz. Ya. Siz profesyoneller biraz ağır kanlısınızdır. Bir çeşit arkamdaki tipler gibi. Birkaç gün sonra kendimi toplamış olurum. Bir iş bulur bulmaz. Çok geç geldiğin için dün gece benden olsun. Ama haftalık ödemeler cuma öğlen 3'te başlar dostum. Burada kalacaksan ödemeleri zamanında isterim. Bu konuda hiçbir zaman istisna yapmam. Tamam. Ödemezsen gidersin. Birbirimizi anlıyor muyuz? Evet anlıyoruz. Tamam, günaydın o zaman. Bir şey daha. Ne? Yerinde olsam o örtüyü çadırın üstüne sererim. Ne için? Yağmur için. Tecrübeli olduğunu görüyorum. Telsiz ha? Bu önemli bir şey. Neden özgeçmiş getirmedin? Neyse, önemi yok. Bana Osborne ve ortaklarının seni neden işe almaları gerektiğini söyle. 20'den fazla başvuru var. Neden seni alalım? Bugüne kadar 3 şirkette sorumlu müdür olarak görev yaptım. Bu da bana iş ahlakının ne olduğunu düşündürüyor. Belki de kendine bir hedef koymadın. Yani bir amacın yoktu. Doğrusu işten çıkarıldım. Şirket satıldı ve tasfiye edildi. Günümüzde herkes adam çıkarıyor. Yaşım 50 olmak üzere ve fazla tecrübeli olduğum için muhtemelen beni işe almayacaksın, değil mi? Açıkçası durum şu ki başvuranların çoğu master yapmış adaylar. Sen yapmadın. Hayır, yapmadım ama hala Osborne ve ortakları için iyi çıkardığımı düşünüyorum. Biz burada mükemmeli ararız Bay Walsh. İyi değil. Üzgünüm. Bakın, benim bu işe çok ihtiyacım var. Sen fazla tecrübelisin. Sıradaki. Sıradaki. Hadi, ne bekliyorsun? Üstüne gelmelerine izin verme. Yabancılar onları tedirgin eder. Hepsi bu. Bu hafta sonuna kadar buradasın sanırım. Gel bakalım. Teşekkür ederim baba. Affedersin. Düşündüğünden daha zor, öyle değil mi? Dinle, köşede bir hırdavatçı var. Geri dönüşüm merkezi orada. Bu adamlar kiralarını böyle ödüyorlar. Bir çuval teneke kutu senin için 3 günlük kira parası demek. Aynı zamanda hem yemek paran çıkar hem de içki paran. Hayır, ben içki içmem. Öyle mi? Burada biraz daha kal. Sen de içersin.
Beni korkuttun, ne yaptığını sanıyorsun? Bunlar benim. Burası benim bölgem. Özür dilerim. Bilmiyordum. Şimdi biliyorsun. Tamam. Oakley ile tanıştığını görüyorum. Burada sınırlar olduğunu bilmiyordum. Biz bölgeler deriz. Evet ama söylemesi yeterdi. O lanet kutuları memnuniyetle verirdim. Bilirsin, birinin tehditle iletişim kurması genelde berbat bir konu olduğunu gösterir. Hey, tamam. Seni sıkmasına izin verme. Evet. Güzel bir kız değil mi? Kim bu? Adı Sunny. Lastiğini ben memnuniyetle değiştirdim. Anlıyorsun sanırım. Bunu hep söylüyorsun. Hayal kurmak parayla değil ya. Hem benim şansım senden daha yüksek PCTR. Değişmeye çalışıyorum. İyi, çalışmaya devam et. Teşekkür ederim. İyi misin? Neye kıyasla? Çok doğru bir laf ettin. Tut şunu. Boyunda ne oldu? Boğa güreşi kazası. Hoş değildi. O halde bugün daha iyi bir gün. İrlanda malı değil ama etkilidir. Hayır teşekkür ederim, ben içmem. Bir sorunun mu var? Hayır, sadece hiç alışmadım o kadar. Bak bu ilginç. Evet. Hayır, sende kalsın. Sana hediyem olsun, tamam? Evet ama neden dün sanki köpeğini ezmişim gibi bakıyordun? Köpeğim yok. Yakında sen de anlarsın. Evsiz insanlarla dost olmak zordur. En sertlerimiz bile kaybeder. Bu dostuz demek mi oluyor? Daha değil. Hadi canlanın biraz. Hadi çalışın. Hadi. Okumanı mı geliştiriyorsun? Hayır, uyku tulumunun altına sereceğim. Neil, buraya gel. Hadi, korkma, seni ısırmam. Gel hadi. Tamam. Aç mısınız çocuklar? Neil. Yeteceğinden emin misin? Evlat, doğru çöplükte her zaman yeterince vardır. Sen sadece nereye bakacağını bileceksin. Bu hep böyledir. Guacamole var mı? Bazen ben de merak ediyorum. Hiç avamda değilim dostum. Gerçekten pazartesi değilim. Pazartesi en kesat gündür. Salı ve çarşambaları işler biraz toplanır ama sadece biraz. Hamburger türlü şeyler için perşembeyi bekleyeceksin. Çünkü insanlar bütün bir hafta işe yetişmek için deliler gibi koşturur. Neden? Çünkü cuma ödeme günüdür. Cumartesi ise kesinlikle eğlence günüdür çocuklar. İnsanlar en çok o gün yemeğe çıkarlar. Cumartesileri bu kadar çok guacamole görmenin nedeni ise işte bu. Neden dersen? Çünkü bunu istersen sen söyle Fitch. Sağduyu. Yani para, kesinlikle. Evet, yemekler hazır çocuklar. Pazarları ise en yavaş gündür. Çünkü çoğu insan evde yemek yer. Tamam çocuklar, tabaklarınızı alın. Neil. Gelin hadi. Ben, hayır, teşekkür ederim. Bu çocuğun burnu hala havada. Bırak gitsin. Geri döneceksin. Hey, bir yere mi gidiyorsun dostum? Evet, tuvalete. Evet, iki tuvaletimiz var. Teşekkür ederim. Nereye gittiğini sanıyorsun? Tuvalete. Yani pisuvarı kullanacaksın. Hı-hı. Evet, dinle, karşıya bak. O ağacı görüyor musun? Gördün mü? Evet. İyi, şimdi git ve köpekler gibi oraya işe. Senin gibiler midemi bulandırıyor. Neden herkes gibi bir işe girmiyorsunuz? Bir sorun mu var? İçeri girip tuvaleti kullanabileceğini sanıyor. Ama elini çabuk tut. Teşekkür ederim. Thank you.
Affedersiniz. Merhaba. Merhaba. Adım Neil. Harry. Ben de buranın hademesiyim. Merhaba. Harry. Söylesene Harry, kitabı nasıl buldun? Kitap. Kitap çok güzel. Ha. Bugünü adınız aylar önce gündeme geldiğinden beri bekliyordum. Sizi dinlenme odasına götüreyim. Tamam ama bak Harry, kitabın nesini beğendin? Bununla sizi sıkmayı hiç istemem. Hayır, bu beni hiç sıkmaz. Bilmek istiyorum. Hayatım hep öfkeyle geçti. Babamdan nefret ettim ama buna bir mazeret uydurmayı düşünmüyorum. Çünkü babam dik başlı bir cahildi. Ondan nefret ettim. Bunlar sert sözler biliyorum. Ama gerçek bu. Ama bu kitap kesintisiz nefretle, öfkeyle geçen 20 yıldan sonra babamı affetmeme yardım etti. Babama karşı hissettiklerim aslında kendimle ilgili hissettiklerimmiş. Babamı affetmekle aslında kendimi affettiğimi biliyorum. Bunu aslında ilk defa yüksek sesle dile getiriyorum. Bakın. Üçüncü sayfa. Kitabınızı biliyorum. Eminim öyledir. En genel iletişim biçimim duygular üzerindedir. Duygular ruhun dilidir. Bununla ilgili bir şey öğrenmek istiyorsanız nasıl hissettiğinizi anlamaya çalışın. Fitch. Beni duyuyor musun Fitch? Sadece sarhoşum. Sağır değilim. Tanrım, bunu neden yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum. Lanet pankreasında kendi sorunları var. Ben sadece elimdekilere göre oynuyorum. Bununla kendini öldürdüğünü biliyorsun. Benden içki bırakmamı istedim. Bunu yapamam. Ama inadından vazgeçmeyeceksin değil mi? Tamam. Temizlik görevlisi, 3. koridora lütfen. Teşekkür ederim.
Günaydın. Radyo DJ'yi aranıyor. Günaydın, program bölümü. İlanla ilgili arıyorum bayan. Duyamadım. Affedersiniz. Program müdürüyle konuşabilir miyim lütfen? Şu an yayında, nasıl yardım edebilirim? Hafta sonu programı için aranan DJ ilanı ile ilgili. Alo? O ilan gelecek hafta çıkacaktı. Gazete şu an elimde duruyor bayan. Hangi gazete? Ashland günlük gazete. Özür dilerim, bugün ayın kaçı? Bugün 7 Kasım. Alo? Hala buradayım. O iş hala boş mu bayan? Evet, burası son 6 aydan beri döner kapı gibi işliyor. Ne diyeceğim? Bana adını ve numaranı bırak. Roy'un seni mutlaka aramasını sağlarım. Roy'la bugün konuşmama imkan var mı? Şu an çok meşgul olduğunu biliyorum ama... Bir şeyler ayarlamaya çalışırım. Size hangi numaradan ulaşabilir? Evet, bu numaradan ulaşabilir. Numaram 555-7507. Adım da Neil. Merhaba Neil, ben de Leora. Seninle konuşmak güzeldi. Evet, seninle konuşmak da çok güzeldi Leora. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Ve o telefonu bekliyorum.
Bakar mısınız? Bu şey daha ne kadar devam edecek? Ben bir telefon bekliyorum da. Bu benim için çok bu önemli. Bu defa neden durdun? Bilmiyorum, birden sustu. Çalıştır şu şeyi. Paydos'a kadar iki yer daha var. Sen buraya alo. Tamam. Neyim? Alo. Getir şu şeyi buraya. Merhaba, ben Leora. Merhaba Leora. Kötü bir zamanda mı aradın? Hayır. Hiç dedin. Değil, hiç kime değil. Kime söylüyorum nasılsın, ben? Nasılsın Leora? İyi. Kompresörü Ray'e senden söz ettim. Yarın buraya gelmeni istiyor. Sabah 9 neler gibi oluyor bu Danski? Çıkar o şeyi. Yarın mı dedin? Diğer evet tabii, elbette. Sana getir dedim şu şeyi. Çok dedim iyi olur. Sana. Tamam. Yerimizi biliyor musun? Kay Vayoel. Evet. Seni bulacağımdan eminim diyor. Tamam o zaman, yarın görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Hadi. Bakalım doğru anlamış mıyım? Size göre hepimiz sürekli Tanrı ile diyalog içindeyiz. Elbette. Bununla demek istediğinizi bir örnek verir misiniz? Tabii, birini aramak için ahizeyi kaldırdığınızda onu hatta bulduğunuz oldu mu hiç? Ya da direksiyon başındasınız ve hayatınızın anlamsız bir hal aldığını hissediyorsunuz. Ama o anda radyoda çalan bir parça doğrudan size hitap ediyor. Sözler sanki sizin için yazılmış gibi. Her şey bir anda anlam kazanmaya başlıyor. Ya da... Hayatınıza bir anda birileri giriyor ve siz buna bir anlam vermekte zorlanıyorsunuz. Ama bir gün birden mantıklı olduğunu görüyor ve bugüne dek onlarsız nasıl yaptığınızı düşünmeye başlıyorsunuz. Elbette. Hepimiz böyle şeyler yaşamışızdır. İşte. Tanrı bu işte. Birine olan şey diğerine de olabilir. Bu herkese olabilir. Size de tabii. O günü bekliyor olacağım. Neil Donald Walsh ve Tanrı ile Sohbetler kitabı ile birlikteliğimiz devam edecek. İşe yarar bir şeyler olduğunu biliyordum. Harika. Benim gömleğimi yıkadığın için teşekkür ederim. Böyle daha iyi görünüyorum. Korkacak bir şey yok. Söylemesi kolay, oraya gitmesi gereken sen değilsin. Ya işe yaramazsa? Ya aksi olursa? Neil, buraya gelmene neden olan o duygudan vazgeçmekten korkar gibi bir halin var. Vazgeçmek mi? İçim bomboş benim. Sen de bu yüzden buradasın. Ya hayır, buradayım çünkü işimi kaybettim. Sen kendini kaybettiğin için buradasın. Şu an sadece o işi almak istiyorum. Alacaksın. Artık buna hazırsın. Bu gerçek sevgi yaşayacağın önemli bir fırsat. Aklından ne geçiyor? Adam olman geçiyor. Gerçek bir adam Neil. Bir yırtıcı değil. Daha kaç kadın gerekiyor? Bu tutumunla kendini yok etmeye çalıştığını görmen için daha kaç defa düşmen gerekiyor? Bundan kurtul. O zaman özgür olacaksın.
Buraya gel Neil. Seni bir de biz görelim. Buraya gel. Sana mucize biri olduğunu söylemiştim. Nasıl gitti? Bilmiyorum. Evlat, yıllardır o karavanı görmek için fırsat kolluyoruz ha. Nasıldı? İyi. Başını döndürdü mü? Başını döndürmüş. Zamanımız var mı? Geliyor musun Fitch? Evet, geliyorum. Neil, bunun senin için önemli olduğunu biliyoruz. Otobüs masrafı. Ve görüşmeden önce güzel bir kahvaltı yaparsın. Sucuklu yumurta iyi gider ha. Meyve suyu, kahve ve kızarmış ekmek. Kızarmış ekmeği unutma, tamam mı? Ve tabii reçel. Varsa üzüm reçeli olsun. Ve bisküvi. Kahvaltıyı sen mi yapacaksın o mu? Maylar. Teşekkür ederim. Git hadi. Evet, git Neil. Adamımız yükseliyor dostum. Evet. Komik ha? Birinin saatine bakmasında ne kötülük var, haksız mıyım? Daha önce tanışmış mıydık? Hayır sanmıyorum. Adım Carly. Merhaba. Buraya sık gelir misin? Adım Neil. Neil. Şaka yapmıştım çünkü gelmiş olsan seni görürdüm değil mi? Ben otobüsün bir parçası sayılırım. Evet. Araba almayı da hiç düşünmüyorum. Hiç. Çünkü insanları çok seviyorum. Ben resepsiyonistim. Medford'da bir inşaat şirketinde çalışıyorum. Son günlerde başımızı kaldıracak zaman yok. Evet. Kendimi bütün gün bir arabada yalnız düşünüyorum da... hayır, hiç bana göre değil. Ben insanları seviyorum. Bunu söylemiştim değil mi? Evet. Evet, bana istersen deli de ama bu doğru. Tanıştığımıza sevindim. İniyor musun? Evet, sanırım. Olamaz. Hayat da böyle değil mi zaten? İnsanlar da böyle gelip geçici değil mi? Nedenini hiç bilmiyoruz. Onları bir daha göreceğimizi bile bilmiyoruz. Buna hiç böyle bakmamıştım. İnsanı düşündürüyor değil mi? Neyse, hoşça kal. Hayır. Hoşça kal demeyin. Sonra görüşürüz, tekrar görüşürüz. Hoşça kal, her şey olabilir. Hoşça kal daha çok kötü bir sevgiliden ayrılırken söylenen bir şeye benziyor. Evet, evet. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Hey, sözünü ettiğim şey işte buydu. Ölülerle konuşuyoruz dostlar. Ürkünç şeyler. Cumartesi gününe özel korku programını dinliyorsunuz. Bob ve Jane pazartesi burada benimle olacaklar. Yeni bir kitapları çıkmış. Adı Annemle Ayrılmak, Babamla, Kuzenle ya da adı her neyse işte. Daha sonra Medford Pegasus'ta kitaplarını imzalıyor olacaklar. Sabah saat 7'den sonra gelebilirsiniz. Pazartesi ayrıca kızgın bir deli çalışanı ağırlayacağım. Dilimlenmiş hindi sipariş verenleri ve siparişi son dakikada ekmek arasına çeviren siz aptallara da çok kızgın. Daha sonra akşam 8'de yeniden radyo başında olun. Ben bıçaklarınızı hazırlamanızı öneriyorum. Çünkü günaydın. Ben olacağım. Sen Neil olmalısın. Ben evet. Leora. Telefonda konuşmuştuk. Teşekkür ederim ilgilendiğin için. Şimdi seni Roy'la tanıştıracağım ve başını kaşıyacak vakti yok. Jane ile konuşmak istediğimi söyle. Yarınki program için sarhoş bir Rus. Bunu onayladığımı sanmıyorum. Kimse böyle şeyleri umursamıyor. Ne olmuş? Alt tarafı vodkayı fazla kaçırmış. Altıncı kattan düşmüş ve bir şey olmamış. Bu aslında bayağı komikmiş. Tamam, sarhoş Rus'u programa alacağız ama bana birkaç yedek bul. Adamımız sıkıcı biri çıkabilir. Ve dikkat et, sarhoş gelmesin çünkü bu adam kim? Saat 9 yayını için, hafta sonu yayını. Tamam, merhaba. Tamam, siz içeri geçin şöyle. Tamam, geliyorum. Tamam. Dinle, bir daha özel bir şeyler konuşurken birinin yanında dikildiğini daha önceden söylesen iyi olur. Arada bir nefes almak için susarsan memnuniyetle Roy. Tamam, bana listeleri getir. Yemeği de iptal et. Tanrım, bu gecikme için özür dilerim. Benim için çok yoğun bir aydı ve... nasılsın ha? Nick miydi? Neil. Neil, evet, tamam. Leora senden çok etkilenmiş. Bana söylediğine göre oldukça tecrübeli biriymişsin sen.
Baltimore'da bir süre yayın yaptım. Sonrasında 2-3 yıl kadar güneyde çalıştım. Kariyer olarak radyodan başka bir şey düşünmedim. Ne diyeceğim bak. İnsanların radyoda düşen yaprak seslerinden hoşlanmasını sağlayabilirim. Bunu nasıl yapacaksın? Anlamak için beni işe almak zorundasın. Cumartesi öğlen kuşağına ne dersin? Cumartesi öğle kuşağı evet uygun. 4 saatlik bir program. Bu programına uyar mı? Evet gayet uygun. Ya. Evet. Peki tamam. İşe alındın. Tamam. Cumartesi görüşürüz. Olur. Kapıyı kapat. Teşekkür ederim. Tamam ama yeni miksajla ilgili seni ben ararım. Ben çok beğendim. Mükemmel bir fikir olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz. Fikirlerim mükemmel. Fikirlerim mükemmel. Fikirlerim mükemmel. Fikirlerim mükemmel. Tanrım sıcak taze pizza. Tadı çöplükten çıkan kutulardan daha iyi. Bir dilim daha ister misin? Çünkü hiç beklemediğim bir şeydi. Evet. Bir dilim daha istiyorum. Ben ısmarladım değil mi? Neyse. Pencereden bakınca onu bir adamla gördüm. Ama sonra düşündüm. Belki de o kadar kötü bir şey değildi. Her neyse. Netice itibariyle şu anda buradayım. Çok iyi dostlarla bir arada olduğumu biliyorum ve buna içelim diyorum. İyi dostlara ve parkın en iyi kulübesine geçmeye içelim. Hadi bakalım. Bon appétit. Günaydın. Size de günaydın bayan. Merhaba Neil. Liora, burada ne yapıyorsun? Seni görmek de güzel. Affedersin, nedense seni Medford'da yaşıyorsun sanmıştım. Ben Ashland'da doğdum ve büyüdüm. Ya sen? Bu civarda mı yaşıyorsun? Neil adamım. Nasıl gidiyor dostum? Sana bakıyorum da büyük adam olmuşsun. Evet. Beni bu güzel bayan arkadaşına tanıştırmayacak mısın Neil? Liora, bu Fitch, Fitch bu Liora. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Evet. Bakılacak bir kadınsınız. Fitch, sakıncası yoksa daha sonra konuşabiliriz. Saçmalama. Sizinle bir içki içerim. Ha merak etme. Bir işi olan tek arkadaşım bile olsan içkimi ben alırım. Fitch. Bu küçük buluşmayı yeni kulübene taşıyacaksan başka tabii. Fitch. Seni hınzır adam. Nasıl çalıştığını anladım. Arkadaşım diye demiyorum. Güzel bir kulübesi var. Bence mutlaka görmelisin. Yatağı da pamukludur.
Sanırım ikinize de yeter. Özür dilerim. Çok hemen üzgünüm. Temizlerim. Özür dilerim. Hemen. Önemi yok. Lütfen özür dilerim. İzin önemi dilerim. Yok. Lütfen tamam. Lütfen kes şunu. Ve yere yığılıyor. Gitsem iyi olur. Bak ben çok üzgünüm. Üzgünüm. Kira haftalık 25 dolar. Tuvaletler arka tarafta gördüğüm bina. Temizlikçi kadın bir ay önce işi bıraktığı için çıkmadan önce temizlemen iyi olur. Uğramak istedim. Yardıma ihtiyacın olabilir dedim. Bu kadar mı? Evet. Her şeyimin bir çantaya sığdığını düşünmek tuhaf bir şey. Az eşyayla seyahat etmek yanlış bir şey değildir. Biraz geçen günden konuşsak iyi olacak. Buna gerek yok, boş ver. Var. Hatırladığım kadarıyla var. Evet Neil, seni buradan benden önce gitmene hazır olmadığım için olduğunu düşünüyorum. Zaten buralarda tanıdığım tek kadın o. Muhteşem bir kadın. 60 yaşıma kadar böyle geldim. Ama bir anda kıskanç bir çocuğa dönüştüm. Aptalcaydı. Buradan gitmek güzel bir duygu olmalı. Dediğiniz gibi evsizlerle dost olmak zordur. En sertler bile kaybeder. Bu arkadaşız mı demek oluyor? Daha değil. Thank you.
Leora! Roy! Benim, ben Neil. Kimse yok mu? Hey, söylesene neden bankta uyuyorsun? Seni bekliyordum. Tanrım ne hikaye ama. Herkes gitmiş mi? Evet. Tam da her şey yoluna girmeye başlamışken. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim... Sana bakıyorum da... Vay canına. Seni iş kıyafetlerinin dışında hiç görmemiştim. Böyle iyi miyim? Evet, çok güzelsin. Böyle çok iyi olmuş. İş yerinden kızlarla bir yerde bir şeyler içecektik. Çok güzel kokteyller yapıyorlar. Hele o barmen Jimmy yok mu? Kentteki en iyi buzlu çayı o yapıyor. Aa tanrım, berbat görünüyorum. Bence çok güzelsin. Pekala Neil, hadi söyle. Ne, neden? Hadi, önce iyi göründüğümü söyledin, şimdi de güzel olduğumu konuş. Bilmiyorum, ben sadece... Son günlerde bunu çok düşündüm. Seni, bizi, hepsi bu. Neil. Seninleyken kendimi çok iyi hissediyorum. Demek istediğim, kendimle barışığım. Benim için yakın bir dost gibisin. Bunu sen de hissediyorsun değil mi? Neil. Tamam kabul. Sen 20'li yaşlardasın, ben 40. Ama bunda büyütecek bir şey yok. Bildin mi sen? Bu 9 yaşında ehliyet almak demek. Bana böyle yaklaşma. İyi misin? Evet. Biraz kafam karışık sadece. Burada kalıp biraz düşünmek istiyorum. Hoşça kal Neil. Evet. Seni tekrar aramak istedim. Seni düşünüyordum ve belki bir şeye ihtiyacın olabilir dedim. Benim için her şey yolunda. Yeni bir işe girdim. Önemli bir şey değil. Medford'da bir klinikte ofis müdürlüğü yapıyorum. Ve Tommy'ye taşındım. Kent merkezinde güzel bir daire almış ve kadın eli değmesine ihtiyacı var. Neyse, ilk fırsatta ara beni.
Seninle konuşmayı özledim. Bu kadarı yetmez mi? Bu kadarı yetmedi mi? Şimdi hazır mısın? Sorduğun soruların cevaplarını almayı gerçekten istiyor musun? Bana cevap verecek misin? Birçok soru sordun. Öfkelisin. Şimdi ben sana soruyorum. Sorduğun soruların cevaplarını almayı gerçekten istiyor musun? Yoksa sadece rüzgar mı yapıyorsun? Bu delilik. Ne düşündüğünü biliyorum. Ben herkesle konuşurum. Her zaman. Ve kendi sesleriyle. Önemli olan kimin dinlediğidir. En yüksek zirvelerdeki haykırışlardan en dipteki fısıltılara kadar. Bu gerçek insanların yaşadığı tecrübe koridorlarında ezelden beri yankılanır. Cevap sevgidedir. Sizler Tanrı'ya bir ebeveyn rolü biçtiniz. Ve Tanrı'dan ödüllendiren ya da cezalandıran bir yargıç yarattınız. Sevginin etrafını korku tabanlı bir gerçekle çevrelediniz. Bu korku tabanlı sevgi gerçeği sevmekle ilgili tecrübelerinize hükmetmeye başladı. O kadar ki bunu artık kendi yaratıyor. Doğru olanı yapmak için ihtiyaç duyduğun şey bu mu? Korku mu? İyi olmak için tehdit edilmem mi gerekiyor? Hem iyi olmak dediğin nedir ki? Bu konuda son sözü kim söylüyor? Sana şunu söyleyebilirim. Kendi kurallarını sen belirlersin. Doğruları sen koyarsın. Sevgi her zaman var. Evet, bunu daha önce de duydun. Bunun hayatında bir tampon olmasını bile söyledim. Ama sorunlu zamanlarda, dertli günlerde korku ve endişeye kapılıp unutmayı seçtin. Yapman gereken basit bir soruyu cevaplamaktı. Sevgi şimdi neyi değiştirir? Hayatı beklentilere boğulmadan yaşamak, belli sonuçlar almaya ihtiyaç duymamak. Özgürlük budur. Unutma. Sen sürekli olarak kendini baştan yaratıyorsun. Her anında kim ve ne olduğuna karar veriyorsun. Buna kim ve ne olmak istediğinle ilgili belirlediğin geniş bir seçenek demetinden karar veriyorsun. Bunu söylemek zorundayım. İnsanlara seninle konuştuğumu söylediğimde ne düşüneceklerini merak ediyorum. Merak etme. İlintili olduğunun farkında olmayan zihinsel bir faaliyettir. Sana sevgiyle ilgili sorduğum soruyu hatırlıyor musun? Elbette. Bu soruyu cevapla Neil. Ben orada olacağım. Daima ve her anlamda. Acılar yaşanan olaylarla değil, kişinin verdiği tepkilerle ilgilidir. Yaşanan her neyse sadece yaşanıyordur. Bizim ne hissettiğimizse başka bir konu. Ben sadece hayatımı geri istiyorum. İstediğin her şeye sahip olamazsın. Anlamadım. Neyi anlamadın? İstediğim her şeyin olamayacağını söyledin. Bu doğru. Ne? İstediğin her şeye sahip olamazsın. İstediğim her şeye sahip olamam ne demek? Bu doğru. Ama bu çok anlamsız. Hayır, aksine. Çünkü bu sende olmayan bir şey ve sen bunu sadece istediğin şeyi gerçeğe dönüştürmede kullanacağın için bir tecrübe olarak istiyorsun. Evet. Sunduğun fırsatlardan yararlanamadığın için seni cezalandırmam gerekir mi? Bu beni Tanrı'yı yargılamayı görev edinmeden önce kendine sorman gereken bir soru. Kendimi göstermem için bana sayısız kereler yalvardın. Kendimi açıklamamı, göstermemi istedin.
Bu istediğini şimdi asla yanlış anlamayacağın bir yalınlıkla yapıyorum. Ben buradayım. Bu evde. Bu an. Şimdi içindeki Tanrı'ya her zamankinden fazla uzanma zamanı. Bu senin aklını huzura kavuşturacak ve o huzurlu akıldan büyük fikirler türeyecek. Kendinde olduğunu hayal edebileceğin en büyük sorunlara çözüm olacak fikirler. Benim çözemeyeceğim kadar büyük bir sorun olduğunu anlamıyor musun? Bu sorundan çıkmak benim yapamayacağım kadar büyük bir mucize olur. Sana verdiğim tüm gereçlere rağmen içinden çıkamayacağım bir sorun olduğunu düşündüğünü biliyorum. Ama sence benim için bile gerçekten çok mu büyük? Sen bazen beni kızdırıyorsun. Ben bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu komik mi bulmam gerekiyor? Espriyi kim icat etti sanıyorsun? Çok yaşa. Benden ne istediğini bilmiyorum. Neil, sen beni yanlış anladın. Ama kendini de yanlış anladın. Ben senin mutlu olmandan başka bir şey istemiyorum. Ama sen kendini benden aşağıda görüyorsun. Oysa gerçekte hepimiz biriz. Hiçbirimiz farklı değiliz. Ben sadece kendin için istediklerini istiyorum. Ne az ne çok. Dünyevi başarılarınla da hiç ilgilenmiyorum. Sadece seni düşünüyorum. Hayatını kazanmak senin için bir endişe olmamalı. Gerçek efendiler hayatı kazanmak yerine onu yaşamayı seçmişlerdir. Durma. Gerçekten ne istiyorsan onu yap. Başka bir şey yapma. Zamanın çok sınırlı. Yapmak istemediğin şeyler yaparak zaman kaybetmeyi nasıl düşünebilirsin? Bu yaşamak değildir. Bu ölümdür. Neil? Neil? Hmm. Bana yazdırdıkların nedir? Ben de hala anlamaya çalışıyorum. Saat kaç oldu? Neil. Bunlar olağanüstü. Nedir o? Bu şeyler işte bütün vaktimi alıyor. Ve bunu seviyorum. İlk bakışta kulağa tuhaf gelmesi umurumda değil. Ne de böyle şeyler söylediğim için insanların ne düşüneceği ama... bugüne dek uyumuşum. Korku ve şüphe üzerine kurulu ve adına yaşam denen bir kabusta sıkışmışım. Hayatımı nasıl kazanacağımı düşünerek ne kadar zaman harcadığımı bilmek ister miydin? Masraflarımı nasıl karşılayacağımı? Hayatımı geçim derdiyle tüketmek istemiyorum Neil. Ben hayatımı yaşayarak tüketmek istiyorum. Fark yaratacak bir yaşam. Sevgi ve şefkat üzerine kurulu bir yaşam. Ve bu şeyler... Neil, hepsini yeni bitirdiğim halde yeniden okumaya başladım. Sana söylediklerimi duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Bak, bunu söylemek zorundayım. Sanki bir yere dikilmiş gibiyim. Sürekli not alıyorum ve buna engel olamıyorum. Neden engel olasın? Liora, bu bir... kitap olacak. Ve sadece bir kitap değil. Bu birinci kitabın tamamı. İkinci kitap içinde şimdiden 6 dosya daha var. Hemen başlasam iyi olur. Teşekkür ederim. Bak, sana para veremedim. Yapma. Senden bedava çalışmanı isteyemem. Biz arkadaşız. Üstelik terapiden cebime kalacak paraları düşün. Tamam, bir anlaşma yapalım. Eğer bu şeyin bir getirisi olursa ben kârı seninle paylaşmak istiyorum. Kendin için bir bolluk yaratmak istiyorsan bunu başkası için yarat. Bunu ben mi yazdım? Arkadaşım, teklifini kabul ediyorum. Ah!
yayın politikamızla uyuşmamaktadır. Mesele de bu zaten. Kimsenin yayın anlayışıyla uyuşmaması gerekiyor. Peki Bob. Bakalım postalarını gerçekten sen mi okuyorsun? Alo. Neil Walsh. Evet, bendim. Bob Friedman, Hampton Roads yayın evi. Merhaba Bob. Notumu okumuşsun. Evet. Tarzını beğendim. Ne istediğini boş ver, zirveyi hedefle. Yerinde olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Bu yer tam olarak nedir Bob? Kitabı olan bir yazar olmak üzeresin Neil. Şaka yapıyorsun. Parayla asla şaka yapmam. İşe 5000 kopyayla başlarız, tamam mı? Ailemin hepsi okuduktan sonra ne olacak Bob? İyimser biri. Bunu sevdim. Ben kitaba inanıyorum. Ben de inanıyorum. Ve bu yüzden hemen basılmasını istiyorum. Tamam. Adamlarım seninkileri arayacaktır. Detayları onlar hallederler. Tamam. Bob, benim tek adamım benim yine. Artık değil Neil. Senin bir ortağın var. Tekrar görüşürüz. Kadının adı Sharon Parker. Bir profesyonel. İnan bana Neil. Gereken her şeyi ben söylerim. Tamam, peki ya Warner yayıncılık, onlarla da görüşecek misin? Gerekirse önümüzdeki haftaya ertelerim. Patnım önemli. Gelecek patnım da. Unutma. Sharon'ın söyleyeceklerine asla tepki verme. Bu oyun duygular gizlenerek kazanılır. Evet. Tamam mı? Güzel. Şimdi biraz eğlenelim. Neil'ın kitabıyla çok sayıda büyük yayın evinin ilgilendiğini bildiğinize eminim. Teklif veren var mı? Her zaman yok mudur? Hayatı ilginç kılan da bu zaten. Haksız mıyım Bob? Aklında bir teklif var mı Sharon? Önce birkaç lafım var. Hayatımın yarısını bu sektörde geçirdim. Büyük bir firmada geçirdiğim 4 yıl hariç hep Putnam için çalıştım. Bunun bu işte nadir görülen bir şey olduğunu sanırım Bob bile bilir. Bu işte sadakat yoktur. Gerçek şu. Yaşadığımız dünya giderek zorlaşıyor. Zaman değişiyor. Ne kadar Sharon? Bunları sana neden söylediğimi merak ediyor olmalısın. Ne kadar Sharon? Bunları sana söylememin nedeni... Yürekten inandığım bir patnım var. Bu şirketin adındaki ruh. Evet, çok fazla ünvanımız var ama... Aynı zamanda Bob gibi küçük bir yayın evini idare edecek yeteneğe sahibiz. Hampton sizi satın aldığında buna çok sevindim. Sharon, ne kadar... Tanrı ile sohbetlerin dünya genelindeki yayın hakları için $1,000,000 önermeye hazırız. Güzel sözlerin için teşekkür ederim. Hepsine çok değer veriyorum. Eminim Neil da öyle düşünüyordur. Ve seninle aynı fikirdeyim. Putnam ruhu olan bir şirket. Aynı zamanda satın alma gücü var. Ama ne yazık ki Hampton Roads bu teklifi geri çevirmek zorunda.
Geldiğiniz için teşekkür ederim. Neil, kalkalım mı? Ben buraya çok cömert bir teklifle geldiğimi sanıyordum Bob. Ben de öyle. Bu adamın kitabı iki aya kalmaz yok satacaktır Sharon. Baskıyı bile yetiştiremeyebilirim. Sanırım bir konuda hemfikiriz. Bu sadece buzdağının görünen ucu, anlıyor musun? Hadi Sharon. Ben kitabı beğendiğini sanıyorum. Kitabı beğendiğim doğru Bob. Ve neden beğendiğimi göstermek için 1 milyon neden söylemeye hazırım. 10 milyonu biz bile çıkarırız. Oh. Hatta günü geldiğinde sana kart atarız. Neil. Gitme vakti. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Delirdin mi sen? Bekle Neil. Bu çok büyük para. Beni duydun. Bob. Bekle dedim. Bir buçuk. Bu son teklifim. Kitabı neden istiyorsun? Bunu biraz demode bulabilirsin ama ben kitabın dünyayı değiştirebileceğini düşünüyorum. Bu senindir. Kitap onun Bob. Benim. Elbette. 1.500.000 dolara. Evet Bob. 1.500.000 dolara. Sen bizim hesabı hallediver Neil. Ben de bu arada Sharon'ı geçirir bir iki detayı hallederim. Birazdan burada görüşürüz, tamam mı? Tamam. Bob. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sharon. Tebrik ederim Neil. Michael. Tamam. Güzel. Bak, dinle. Bir işti. Dinle, böyle düşünmene sevindim. Kitap kapağına gelince, bu konuda çok iyi fikirlerim var. Ben grafikleri hazırlattım bile, tamam mı? Senin sadece bakman gerekiyor. Yarın bir arabana uğra, tamam mı? Hesabı alabilir miyim lütfen? Özür dilerim. Önemi yok. Ne okuyordun? Ekonomi. 45 dakika sonra sınava gireceğim ve çok korkuyorum. Üniversitede misin yoksa? 20 kredi daha alırsam mezun oluyorum. Tam da yaz sezonu başlarken. Belki gelecek yaz, o da şansım varsa. Bir oğlum var. Kreş, bu iş ve okul arasında gidip gelmekten yaşama ne olduğunu unutmuş durumdayım. Sınavda bol şans dilerim. Teşekkür ederim. Bir kahve daha? Hayır. Yeterince içtiğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Aman tanrım. O benim de tanrım. Küçük bir yüzde dediğin bu mu? Gerçekten büyük bir çekti ama. Bağışla Neil. Nankörlük etmek istemem ama bu çok fazla bir para. Evin tadilatında kullanabileceğini düşündüm. Eminim çok işine yarayacaktır. Hayır, bunu kabul edemem. Leora. Senden bunu kabul etmeni istiyorum. Hem biz bir anlaşma yaptık, öyle değil mi? Tommy, Neil geldi. Şimdi gelmişsin şöyle. Bizimle kahvaltı yap, bunu kutlamalıyız. Hadi. Ne pişirdin? Thank you.
Hadi Neil. Bu Rusya'da bir, en fazla iki gün demek. Senden tek istedikleri bu. Ne istedikleri umurumda değil. Bunu yapmayacağım. İki haftadır eve gitmedim. Çok yorgunum. Yine de bir düşün. Yine de bir düşün. Sen kimden yanasın? Tanrı'dan. Bunu önceden görebilmek isterdim. O doğru. Belki de hayatım boyunca çok fazla başarısız olduğum için ama bildiğim bir şey var. Ve bu benimle ilgili bir şey değil. Bu Liora ile ilgili sanırım. Konuşmalarınızı dinledim Bay Walsh. Kitabınızı okudum. Tanrı'nın dost bir ilah olduğunu, bu evrenin dost bir yer olduğunu biliyorum. Ama buna inanmıyorsunuz. Ben Tanrı'nın intikam dolu bir Tanrı olduğuna inanıyorum. Oğlumu 6 aylıkken evlat edinmiştim. Çünkü bana çocuğum olmayacağı söylenmişti. Jimmy'ye evlatlık olduğunu hiç söylemedik. Ta ki o büyüyünceye kadar. 14'üne girdiğinde zamanın geldiğini düşündük. Ama notları düştü, tüm davranışları değişti. Okulda birçok sorun yaşadı. Her şey mahvoldu. Annesini onu terk ettiği için kızgındı. Bize ona söylediğimiz için kızgındı. Hayattaki her şeye öfkeyle bakmaya başladı. Ona iyi hissettiren tek şey 18 yaşına girdiğinde annesini bulmak için verdiğimiz sözdü. Neye mal olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün, ona annesini tanıyacağı sözünü vermiştik. Peki, bu arada davranışları değişti mi? Kısmen evet ama o bir zamanlar tanıdığımız, çok sevdiğimiz çocuk artık yoktu. Bana bir daha hiç anne demedi. Ve Jimmy 18. yaş gününde bir motosiklet kazasında öldü. Sarhoş bir sürücü Jimmy'mi öldürdü. Şimdi beni siz aydınlatın Bay Walsh. Çünkü ben çocuklarını koşulsuz seven iki ebeveyni, böyle bir şey yaşatan Tanrı'yı dost göremiyorum. Tanrı size şimdi ne söylüyor Bay Walsh? Çok üzgünüm bebeğim. Sen kimseyi sevmeyeceksin. Adınız nedir? Georgia. Georgia. Oğlun, ona verdiğin sözü tutabilmen için öldü. Annesi birkaç yıl önce ölmüştü. Kendi ölümü onunla olabilmesi için tek yoldu. Anlıyor musun? Söyler misin? Bu nereden çıkmış olabilir? Neil. İnan bana Liora, orada ne olduğunu hiç bilmiyorum.
Ya hepsini ben uydurduysam? Uydurdun mu? Bilmiyorum. Nereden geldiğini hiç bilmiyorum. Evet, biliyorsun. Neil? Evet. Tamam, Rusya'daki kitap gününü kabul et. Ettim bile. Hakkımda yanılmamışsın anne. Ama ben de öğreniyorum. Bu uçak bileti. Saat 10'da uçuyorsun. Her şey için teşekkür ederim. New York'ta görüşürüz. Bir dakika. Kendini asla terk edilmiş hissetme. Ben hep seninle olacağım. Senden vazgeçmem. Senden vazgeçemem. Seni ben yarattım. Sen benim ürünümsün. Kızım, oğlum, varoluş nedenim ve benliğim. Bu yüzden hep bana sığın. Benim sana verdiğim huzurdan hissettiğin her yerde ve her zaman. Hep orada olacağım.
Evet, kitap mı imzalatacaksınız? Hayır bayım, ama yazdığınız için teşekkür ederim. Kitabı okumak beni Tanrı'yla sohbet ettiğinize ikna etmedi. Benim de sohbet ettiğime ikna olmamı sağladı, teşekkür ederim. Size minnettarım. Hayır. Hayır, teşekkür ederim. Çok doğru.